Herkese merhaba, arkadaşlar, ben Bartu. Bugün size arkadaşlar Slave One setimi göstereceğim. Şimdi ilk minifigürümüzle başlayalım. İlk figürümüz Boba Fett arkadaşlar. Kendisi kelle avcısıdır bildiğiniz üzere. Şu elindeki gümüş bazlı silahı ben kendim taktım, daha güzel durduğu için bence. Şöyle bir shoulder pad mi diyoruz buna? İşte omuz pelerini var. Burada detayları var şöyle. Bir dakika. Şurada saç var. Böyle yıpranmış bir kaskı var. Yıpranmış bir vücudu var. Şöyle bir jetpack'i var. Şurada nişan almasını sağlayan bir anten tarzı bir şey var. Şöyle kaskını yakından gösterelim. Şöyle bir kaskı var. Şöyle. Gayet güzel bir kask. Şu suratı ben kendim taktım. Çünkü 2016'da çıkan bir set vardı. Kendi böyle bir yüz koymuşlar. O yüz çok güzeldi. Ama maalesef bu gelen sette normal klon suratı olduğu için önce ben pek sevmedim oyunu. O yüzden böyle bir surat takmayı tercih ettim. Sıradaki karakterimiz Han Solo. Evet, ilk Han Solo'm benim. Suit'i muhtemelen Cloud setindeki suit'i ve bu şey Cloud City'den Slave One'la götürülürken ki şeyiydi herhalde muhtemelen. Suit'iydi. Şöyle bir böcek adam mı desek, isimlerini bilmiyorum ama bunlar muhtemelen Boba Fett'in yandaşlarıdır. Filmi tam izlemedim çünkü, pardon. Silahı fırladı, Han Solo da düştü. Şöyle. Şunu takalım. Evet arkadaşlar, böyle bir figürümüz var. Bu da Boba Fett'in yandaşlarından olması gerekiyor. Böyle böcekimsi bir tarzı var. Gümüş bir kafası var. Normal ağır silah mı desek böyle. İşte silahı var. Normal klonlarda da vardı bu silah. Sıradaki tek bu setten çıkan exclusive bu setin 1999 yani bu set normalde 1999'da çıkmış bir set. O seti yenileyip tekrar şey yapmışlar. Oyun güzel olmuş. Ve oradaki gerçek Leia arkadaşlar. Şöyle bunu çok iyi incelememiz gerekiyor. Çünkü benim en sevdiğim Leia'm bu. Benim bir yerim daha var. Böyle saçı var. Genç Leia bu arkadaşlar. Şu saçını takalım. Eski Lego Star Wars setlerinde olduğu gibi bu Leia'nın suratı eski Lego işlemelerinden ve suratı sarı görünüyor, evet. Ve eski blaster'ı var. Bu eski blaster. Şöyle yeni blaster'ı da göstereyim. Bu yeni blaster'ımız. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle karşılaştırmak için. Bu eski blaster. Tabanca blaster. Bu arada tüfek olarak da kullanılıyor. Şu eski blaster'ımız. Bu da yeni blaster'ımız. Yeni blaster'ımız gayet güzel. Şuna Han Solo'muzun yerine takalım. Evet, Leia'mız inceleme devam edelim. Beyaz bir pantolonu var. Eski işlemeler dediğim gibi. Arkasında 20 years Lego Star Wars yazıyor. Yani 20. yıl özel Lego Star Wars yazıyor. Böyle bir şeyi var. Şöyle göstereyim. Standı var. Lego Star Wars 1999-2019 Prenses Leia yazıyor. Sırada
Gülönümüz 3 tane alalım. Alamayacağız maalesef. Şöyle ben Slave onu size göstermek istiyorum. Yapabilirsem. Şöyle arkadaşlar. Şöyle Slave One bir dakika. Evet arkadaşlar evet. Böyle bir dik duruşu var. Gayet güzel bir duruşu var. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle daha iyi olur. Arkada da gördüğünüz üzere Assassin's Creed Odyssey'nin haritası var. Neyse. Böyle bir duruşu var. Şöyle. Arkası da böyle. Şu iki tane tarati var şurada. Bir tane tarati var gördüğünüz üzere. Şurada normal fırlatma şeyleri var. Cam parçası gayet büyük. Şöyle cam parçası gayet büyük. Ve şuradan bir dakika bir dakika. Şura açılabiliyor. Muhtemelen burası giriş yeri olsa gerek. Ve buradan bir adet ne kadar da eski Allah'ım uslanmıştı onu. Hemen bunu şey yaptım. Neyse. O kadar da exclusive aslında. Sadece bunun Han Solo'nun karbonit yapıldığı karbon yapıldığı yerde de yerin seti var. Burada Boba Fett çıkıyor muhtemelen. O var arkada. Karbonit kapsül dediğimiz. Buna karbonit kapsülü var. Buraya filmdeki gibi koyabiliyorsunuz. Sonra onu Jabba'ya götürüyorlardı muhtemelen. Öyle hatırlıyorum çünkü. Sonra bir dakika şu çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar size şu anda setin puanlamasını göstereceğim. Artık böyle yapacağım setlerimi. Arkadaşlar şimdi mini figür açısından şu ikisi pek yani gereksiz olan figürler. Bunların yerine şey koyabilirdi. Cluster'ın guardları var. Onları koyabilirlerdi. Gayet güzel olurdu. O yüzden mini figür açısından 5 üzerinden 10 üzerinden vereceğim. 10 üzerinden pardon şey yapalım. 5 üzerinden vereceğim. Şimdi puanlama sistemi şöyle olsun. 3 şey var. Fiyat, mini figürler. Fiyat, mini figürler ve ana şey yani ana şey dediğim mesela ne anlamda ana şey? Mesela bir spor araba tanıtıyorum. Ana şey spor araba oluyor. Mesela bunu tanıtıyorum. Ana şey Slave One. Yani ana oynanabilir şey. Neyse siz anlamışsınızdır. Yani tam ama anlatamadım. Şimdi mini figürler açısından 4 vereceğim. Fiyatı bayağı yüksek. 899 TL olması gerekiyor. Biraz tuzlu fiyatı. 900 olabilir emin değilim. Oynanabilirlik açısından gayet güzel bir set. Benim bu setten orta puanım 5 üzerinden 4.5. Onu da şu figürlerden kırdım ve fiyatından kırdım. Arkadaşlar size şeyi göstermek istiyorum. Eskiden şey oluyordu. Şimdi bu Süleyman bildiğiniz üzere eskiden şöyle bakın articulation'ı var. Articulation duruş demek de ben ne İngilizce konuşuyorum neyse. Bu Slavon'un hareketlerine göre şey oluyor. İçerideki kokpit böyle gördüğünüz üzere. Eskiden şeydi bu sette. Kendiniz böyle bir parça vardı. Böyle yaparak şurayı dikelleştirip içeri dikelleştiriyordunuz. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.